Şimdi neyse, asıl Hilal Köylü biliyor işleri. Hilal Köylü ne oldu ya? Şimdi Bahçeli'nin aslında sağlık durumunun problemli olduğunu, sorunlar yaşadığını öteden beri biliyoruz. Bir düşme vakası da yaşamıştı daha önce. Biz geçmiş dönemlerden onun kalp sorunu yaşadığını, hatta bir kalp ameliyatı olduğunu da biliyoruz. Çok da sigara içtiğini bir dönem anlatmıştı bize mecliste, gazetecilere de. Onun üzerine sonrasında tedaviler de gördüğünü biliyoruz. İşte bugün 1 Ocak 48 doğumlu, 76 yaşında. Yine 48 doğumlu Kılıçdaroğlu var mesela. İkisi çok karşılaştırıldı meclis kulislerinde. Kılıçdaroğlu için çok fit ama Bahçeli için çökmüş dendi. İşte onun geçmiş sağlık problemlerine gönderme yapıldı. O sağlık problemlerinin işte yansımalarını yaşıyor Bahçeli. Tuhaf olan, niye onu bugün getirdi? Dediler ki, dedim, belli ki çok Ankara'da sıcak, aşırı dozda, onu söyleyeyim, 38 dereceyi gördü dün. Gerçekten normal insanın bile nefes alamayacağı, sağlıklı, çok sağlıklı insanın bile nefes alamayacağı bir hava var. Keşke getirmeselerdi dendi ama Bahçeli normalde 1 Temmuz öncesinde grup toplantılarını yapar, sondur. Bunun da zaten son olduğunu söyledi. Meclis kapanacak, işte yargı paketi ve vergi paketi var. Keşke gelmeseydi dediler. Çünkü daha öncesinde de biraz kötü olduğunu söylemiş. Zaten grup toplantısının 10.45'te başlaması gerekiyordu. Bir baktık saat 11 oldu. Bahçeli yok. 11'den sonra gelmeye hani bir hazırlık yapıldı. Ne oldu denirken ben hani konuştuğumda MHP'li yetkililerle tansiyon problemi olduğunu söylediler. İşte grup salonuna çıkarmışlar. Ona bir ayran vermişler. İşte kendine getirmeye çalışmışlar. Biraz iyiyim falan ama hani dikkat edin bana gibi de etrafına söylemiş. Zaten hemen biz onun sağlık durumunun biraz problemli olduğunu anlayınca tabii herkes daha yakın takip etmek istedi, gazeteciler. Kulis ise herkes bir anda doldu. Salı günleri hepimizin çok sık birlikte olduğumuz gazeteciler olarak zamanlar. Çünkü hem MHP'nin hem DEM Parti'nin hem CHP'nin grup toplantıları aynı gün yapılıyor. Ve Bahçeli grup toplantısında ayakta oturamayacağını gördük. Onu da söylediler zaten bize MHP'li yetkililer. İşte koltuğa oturdu. Doğal olarak promptersız konuşamaz, konuşmaz, konuşmak istemez. Ona özel konuşma metni yazılır. Onu nasıl okuyacak falan gibi sorular sorarken promptersız kağıttan devam edeceğini gördü. Bir kağıttan hani devam etti. Çok daha rahat değildi konuşurken. Hani bir an önce yapayım çıkayım, darlandığı da ortadaydı. Onu da gözlemledi herkes. Çıkışta da zaten grup toplantısının çıkışında orada ip koptu gibi oldu. Çünkü sonra yakın kurmayları anlatıyor. Ben kötü oluyorum demiş ve şuraya oturayım diye kulis, hemen grup toplantısından çıkarsınız, kulise girersiniz, orada koltuklar olur. Oturmak isteyince doğal olarak korumalar, işte gazetecileri bir kenarda tutmak istediler, mevcut izleyenleri. Bir de tabii öteki kulisten, öteki grup koldan gelen gazeteciler vardı. Onlar arkadan fotoğraflar çekiyorlardı. Ben o bölümdeydim. İçeridekileri bir yerde tuttular. İşte dışarıdan gelenleri bir yerde tuttular. Bahçenin etrafını ferah tutmaya çalıştılar. Fotoğraf, işte herkes görüntü almak istiyor. Çekilmesin istediler. Şeyde Boşaltılmasın rengi nasıldı? istediler. Rengi de biraz sarı galiba. Herhalde Rengi onun da fotoğrafı gitmişti. çekilmesin. Rengi gitmişti. Daha işte fotoğraflarda ve görüntülerde de var. Yine de görüntülenebildi. Daha böyle kamburumsu, çökük, zor yürüyor. Nefes alamıyor gibiydi. Belli ki onu oturttular, dinlendirdiler, söylediler zaten bunu. O bir süre oturdu. Oturduğu süre boyunca da o kulis bölümüne kimse giremedi, görüntü de alamadı. Onu bir herhalde kendine gelmesini beklediler. Sonrasında da hemen o kulis, yaz bahçesi diyoruz biz, oraya çıktı, çıkardılar Bahçeli'yi ve oradan götürdüler. Nereye götürdüler? Hastaneye götürdüler. Bir hani Öyle mi? Güven önce hastane hastanesine gitmiş galiba, değil mi? Öyle söylendi. Güven denildi, Başkent Hastanesi denildi. Daha çok hani Güven Hastanesi meclisin hemen çok yakınında olduğu için orası söyleniyor Bir de ama iyi hani hastanedir Güven canım şimdi. Yani Ankara'da hastane deyince. Ankara'da hani meclisle doğrudan Meclis bağlantılı çalışan sigortası da geçiyor o. sigortasının da geçtiği, vekillerin hani hem yakın hem ulaşılabilir hem de rahat gittikleri bir hastane olduğu için orası söylendi ama Başkent Hastanesi de dendi. Sonuçta bir kontrolden geçiyor. Biz böyle bir şeyi bekliyor muyduk? Beklemiyorduk. Daha çok işte Sinan Ateş cinayeti duruşmasıyla ilgili olarak ne mesajlar verecek,
zaten dedi bize yine kumpas kuruluyor. Kimseye pabuç bırakmayacağız dedi. Cumhur İttifakı'nın yine yoluna çok ciddi şekilde devam edeceğini söyledi. Avukatlarımız da katılacağız dedi. Biz hani bir böyle büyük bir kalabalık MHP heyeti mi gidecek, grubu mu gidecek, kimler gidecek diye takip ediyoruz. Zaten 1 Temmuz Pazartesi günü de bütün medya orada olacak. İşte onun hazırlıklarını yapıyoruz. Kimler gidecek, kimler gitmeyecek diye avukatlarla katılacağını söyledi Bahçeli. Şimdi biz bu Sinan Ateş cinayetine dair mesajlarını bekliyorduk. Bir de tabii doğal olarak normalleşmeye karşı çıktığı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sataşmasını, işte CHP ile polemiğini bekliyorduk ki bu sağlık problemi, herkes bir gerildi tabii. Korunması, yakın çevresi, milletvekilleri ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Siz gazeteci misiniz? Niye fotoğraf alıyorsunuz? Niye görüntü alıyorsunuz? Herkes çekmeye başladı. Bir şekilde herkeste değişik videolar var şu anda. Orada burada. Peki şey mi? Grup konuşması hani kısaltılmış gibi geldi bize. Kısaltmışlar mı? Grup konuşması o okuyabildiği bölümleri okudu sanki. Öyle bir durum var. Ama hani olabildiğince oturduğu yerden daha rahat olurum ve okurum diye düşündü ki onları okuyup vereceği mesajı verdi yine kendisi açısından. Sonrasında da zaten bekliyorduk ki Özgür Özel grup kürsüsüne çıktı 13.30'da. Ondan da bir geçmiş olsun dileği mesajı bekliyorduk ki o sonrasında söyledi. Bahçeli ile ilgili bölümleri çıkarttım dedi. Bilgi aldım, geçmiş olsun, çok üzüldüm. Evet, öyleymiş. Dedi. Şu anda işte Cumhur İttifakı'nda yani bu böyle... galiba ev kazasına düştükten sonra Bahçeli bir toparlanamadı gibi mi görünüyor, ne dersin? Düzenli kontrollerinin yapıldığını söylüyor yakın kurmayları. İşte 76 yaşında kalp sorunları oluyor. Mecliste biz geçen dönem gerçekten bu dönem işte ciddi şeyler yaşadık, problemler yaşadık. Birisi genel kurulda bir vekil hayatını kaybetti, düştü kalp probleminden ötürü. Yani zor yaşlar, zor süreçler. Ne yapalım diyorsun, siyaset sıkıntılı, zor diyorsun. Sıkıntılı ve stresli ortam. Ama Bahçeli bırakmıyor ısrarla. Hani bir işte bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız soruları böyle bir havada uçuşuyordu ki o anda sosyal medyada siz bizim liderimizsiniz mesajları da popüler oldu, yayıldı, gitti. Öyle bir şey düşünülmüyor ama... Şimdi yani sence zaten hani en son bu Sinan Ateş cinayeti meselesinde de Sinan Ateş'in böyle yine bir Devlet Bahçeli rahatsızlandı da işte hani başvuru sonrasında düşünmemiz lazım dediği için sözde hakkında karar çıktı falan söyleniyor ya, bence tam hikaye o değil tabii de hani o da hani konuşulmaz asla başvuru sonrası MHP'de diye bir gelenek var ya, bilmiyorum yani hiç konuşulmuyor mu bu ya yani Bahçeli sonrası, bir ara Süleyman Soylu Bahçeli sonrası falan deniyordu mesela. Ya tam aslında bu şey sohbetlerde, birebir başa baş sohbetlerde nasıl olur, her türlü senaryoya hazır mı MHP ya da Cumhur İttifakı ya da siyasetin geneli? Şu anda bir siyasi parti liderine bir şey olsa ne olacak? Olağanüstü durum mu olacak? Erken seçime mi gidilecek? İttifak dağılacak mı? Biz burada meclis kulislerinde hep konuştuğumuz konular. Ama MHP'liler yok öyle senaryolar üzerinde durmuyoruz deseler de bir şekilde her parti kendi içinde iç değerlendirmelerini yapıyorlar. Hayır, şimdi Koray Aydın da çünkü İYİ Parti'den ayrılacak deniyor ya, Koray Aydın o zamanlaması. Evet, ayrılacak. Koray Aydın ayrılacak. Kararını verdi. Biz bunu bekliyorduk. Bayramda ben de temas kurdum kendisiyle. Öyle bir hani bayram kutlamasıydı. Hem Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidip Erdoğan'la kızmasına çok büyük tepki gösterdi. O görüşmeden sonra açıklama yapmamasına ayrı bir tepki gösterdi. Ayrıca Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı olarak saraya karşı el yükseltti. Biz tek adam rejimine karşıyız, yeni anayasa falan hiçbir şey yapmayız onlarla dedi. Ama Müsavat Dervişoğlu bayramda gitti, ziyaret etti Akşener'i yan yana. Tam yine de gidebilirler, bayram hukuku güzeldir, hoştur. Ama bu fotoğrafları kamuoyuna paylaşması Müsavat Dervişoğlu'nun da Meral Akşener'in vesayeti altında olduğunu gösteriyor. İşte Meral Akşener de zaten Aray'ın vesayeti altında diyor Koray Aydın ve şu anda son çalışmalarını yapıyor. Yani bir açıklama yapacak sosyal medya hesabından. Yüksek ihtimalle Perşembe günü o açıklamayı duyuracağım dedi. Partisinden İYİ Parti'nin kurucusu, 7 yaşında İYİ Parti.
MHP'den de bir farkı kalmadı benim için diyor Koray Aydın. Bağımsız kalacağım, kimse bir yere geçeceğimi beklemesin diyor ama Koray Aydın tabii çok etkili bir isim. MHP tabanında, teşkilatında, İYİ Parti teşkilatını o kurdu. Nerede kim var, kim girecek, kim çıkacak hepsini o belirledi. Tabanı çok iyi, o ülkücü tabanı çok iyi tutan, nabzını bilen, MHP'de de aslında çok sevilen de bir isim. MHP tabanında da etkili bir isim. O yüzden herkes onu takip edecek, nereye gidecek, ne yapacak, kimlerle olacak diye bağımsız olacağım bir süre. Bizim anladığımız, yani benim anladığım biraz ortalığı kolaçan edecek. Çünkü şu anda dengeler o kadar değişik ki, değişebilir ki. Pamuk ipliğine bağlı ki işte bugün Bahçeli'nin sağlık sorunu çıktı mesela. Mesela, ortada. Vallahi çok billahi. Çok büyük bir sorun. O yüzden her an her şeyin olabileceği bir 4 yıllık, artık 4 yıl mı onu da bilmiyoruz. Bu 2023 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Türk siyaseti de büyük bir değişim rüzgarı esiyor ama bu değişim rüzgarı artık kime nasıl vuracak, kimi nasıl etkileyecek göreceğiz. Değişik bir dönemdeyiz. Hilal sağ olasın, ağzına sağlık. Bu aynı zamanda nereden bağlandın? Parlamento Muhabirleri Derneği'nden mi bağlandın? Derneği'nden bağlanıyorum. Evet, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Selamlar oradaki arkadaşlara. En hareketli noktası diyeyim. Kulislere devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, sağ olun. Şimdi